Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere İş Bankası mobilimizden yaptığımız işlemlerin dekontunu nasıl alabiliriz? Yani İş Bankası mobilimizden dekont alıp nasıl birine gönderebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar İş Bankası'nda en çok zorlanılan konulardan biri dekont almak. Çünkü dekontları çok tuhaf bir yere koymuşlar. Ben şimdi yaptığım herhangi bir işlemin dekontu bunu alacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar dekont alabilmek için İş Bankası mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın en aşağıda ortada mavi daire içerisinde üç çizgimiz var. Hemen şu üç çizgiye basıyoruz. Bastıktan sonra burada arkadaşlar 5. sırada hesaplar seçeneğimiz var. Hesaplara basıyoruz. Hesaplara bastıktan sonra burada en alttan 3. sırada dekontlarım seçeneğimiz var. Hemen buradaki dekontlarım seçeneğine basıyoruz basıyoruz. Bastığımda bakın burada benim son bir ay içerisinde yaptığım işlemlerim gözüküyor. Tabii daha geçmişteki işlemlerimizi görebilmek için bakın hemen sağ üst köşede filtreleme seçeneğimiz var. Sağ üst köşedeki seçeneğe basıyoruz ve burada arkadaşlar ben mesela son bir yıl içerisinde yaptığım işlemleri görmek istiyorum. Hemen burada filtrele yapıyorum ve arkadaşlar son bir yıl içerisinde yaptığım bütün işlemler çıktı. Peki dekontu nasıl alabiliyoruz? Hangi işlemimizin dekontunu almak istiyorsak ona basıyoruz. Ben mesela burada herhangi bir işlemin üzerine basıyorum. Bastığımda bakın yaptığım işlemin dekontu açıldı arkadaşlar. Bu dekontu birine göndermek için hemen bakın sağ üst köşede bir tane seçeneğimiz var. Buna basıyoruz. Buna bastığımızda ister telefonumuza indirebiliriz. istersek de Whatsapp'a basıp birine gönderebiliriz dekontumuzu. Sizlere her şeyi adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.